Ölüm أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير Ey iman edenler! Sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında eğer bizim yanımızda kalsalarda ölmezler öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah, bu kanaati onların kalplerine, kaybettikleri yakınları için onulmaz bir hasret yarası olarak koydu. Canı veren de, alan da Allah'tır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görür. Ali İmran Suresi 156. Ayet Kıymetli dostlar, Devam eden ayet-i kerimelerden bir tanesi, toplumumuzdaki bir yanlışa değinmesinden dolayı önemlidir o da şudur. Savaşa gidip savaşta ölenler için, yolculuğa çıkıp yolculukta ölenler için veya trafik kazası neticesinde ölenler için, biz bu sefere gitmeseydi, bu yola çıkmasaydı, bu savaşa gitmeseydi ölmeyecekti diyoruz. Allah Celle Celaluhu bunu yasaklıyor. Ey Müslümanlar! Siz gavurlar gibi olmayın. Gavurlar, bu adam sefere çıkmayıp bizim yanımızda kalsaydı ölmeyecekti. Savaşa gitmeyip bizim yanımızda kalsaydı ölmeyecekti diyorlar. Peki Habibim, onlar evlerinde bile olsalar ölüm kararı haklarında çıkmış olanlar yataklarında dahi olsa ölürler. Herkes savaşta ölmüyor ki. Herkes seferde kazada ölmüyor ki. Evinde ölen yok mu? Yatağında ölen yok mu? Evinin merdivenlerinde ölen yok mu? Arabasının içerisinde ölen yok mu? Gavurlar şöyle şöyle yaptığı için öldü diyorlar. Siz böyle söylemeyin. Savaş adam öldürmez. Yolculuk adam öldürmez. Takdiri ilahi neyse ona göre ölüm vakti gelen herkes ruhunu teslim eder. Yatağında geldiyse yatağında teslim eder. Savaş meydanında geldiyse savaş meydanında teslim eder. Kazandığını zannederken kaybetmek. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به Ve القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما <laughs> تعملون خبير Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini infakta cümrilik gösterenler sanmasınlar ki o kendileri için hayırlıdır. Tersine bu onlar için pek fenadır cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ali İmran suresi 180. ayet. Kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu devam eden ayet-i kerimelerinden bir tanesinde diyor ki: Ben fazlı keremimden kullarımdan bazılarına para veriyorum. Bol bol imkan veriyorum, zengin kılıyorum. Bundan dolayı o kimselerin de zekat vermesi, kurban kesmesi, fitre vermesi lazım. Şimdi bunlarda hesap ediyor. Benim 40 trilyon param var. Bu 40 trilyon paramdan ben 1 trilyon vereceğim. 1 trilyon verdiğimde 39 trilyona düşmüş olacak. Vermiyorum. Vermiyorum diyor. Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu Allah'ın kendisine vermiş olduğu fazlı keremden vermesi gereken zekatını vermeyip cimrilik yapanlar bunu kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Benim param azalmadı, olduğu gibi duruyor. Eğer verseydim azalacaktı. Öyleyse vermedim ve daha karlıyım demesinler. Onlar için bu şerrin ta kendisidir. Yanacaklar, feryat edecekler. Onların dünyada cimrilik yapıp vermedikleri malları yarın ahirette yılan olacak. Herkesin göz önünde boyunlarına sarılacak. Ben senin malınım, ben senin kenzinim diyecek. O zaman insan keşke hiç malım olmasaydı deyip feryat edecek. Rabbimiz böyle söylüyor. Yarın ahirette bu gerçekleşecek mi? Elhak, gerçekleşecek. Onun için bir insan zekat vermesi gerekiyorsa, cimrilik yapmadan seve seve vermeli. Cenab-ı Hakk'ın lütfudur diye vermelidir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ ve وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ her canlı ölümü tadacaktır ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluş yermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir. Ali İmran suresi 185. ayet. Diyor ki Allah Celle Celaluhu her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Hepimiz ölümü tadacağız. Ah dostlar, bu saflarda, sizin oturduğunuz yerlerde ne insanlar vardı, ne insanlar geldi, geçti. Sizin için de bizim için de bir gün aynı sözler söylenecek. Bir zamanlar aramızda hatimle teravih kılan niceleri vardı. Şimdi onlar toprağın altındadırlar. Allah Celle Celaluhu hepsine rahmet eylesin. Herkes ölümü tadacaktır. Peki ne olacak ölümü tadınca? Hepiniz dünyada yaptığınız amellerin tamı tamına ücretini karşılığını alacaksınız. İyilik yapanlar karşılığını iyilik olarak, kötülük yapanlar karşılığını ceza olarak bulacaklardır. Rabbim Celle Celaluhu her birimize ruzi mahşerde dostlarına yaptığı muameleyle muameleye tabi olmayı nasip eylesin. Kıymetli dostlar, toplumumuzun içerisinde bir yanlış anlaşılma var. Doğusunda öyle, Karadeniz'inde öyle, batısında öyledir. Ölüm hak, miras helal. Bu doğrudur fakat mirasın neye göre ve nasıl taksim edilmesi lazım? Son dört rekatta benim namazı kıldırmaya başladığım yerde, aşağı yukarı bir buçuk sayfa Allah Celle Celaluhu, mirasın nasıl taksim edileceğini anlatıyor. Bir insan öldüğü zaman ya geriye evlat bırakır, kız olur, erkek olur ya da bırakmaz, kardeşleri olur, annesi olur, babası olur, kız kardeşleri olur. Bütün bunların mirastan nasıl taksim edilmesi gerektiğini Allah Celle Celaluhu kendisi açıklıyor. Bütün bunları açıkladıktan sonra ne diyor biliyor musunuz? Bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Bu sınırları aşmayın. Allah Celle Celaluhu hakkınızda ne dediyse odur. Fazlasını alamazsınız. Allah vermediyse helal olmaz mirasta sana düşmediği halde eğer, yok efendim medeni kanun bana veriyor, ben istiyorum bunu alacağım demekle, bu sana helal olmaz. Helali helal, haramı haram kılan Allah Celle Celaluhu'dur. Bunun dışına çıkamayız. Haramı helal, helali de haram kılamayız. Allah'ın çizdiği sınırlara aşanlar, zalimlerin ta kendisidir.